Evet gençler şimdi merhaba merhaba şimdi şöyle yapalım ve şuradan bir 10 taneye yakın bir fen sorusu çözdük mü şampiyon biziz. Evet gençler çok yoruldum. Ekranı okuyabiliyorsunuz ben okumuyorum. Bir saniye Betül. Siz okuyorsunuz. Betül hocam diksiyonunuz çok güzel. İlk kez sizden sıncık sözcüğünü duydum. Sıncık demedim ki ben. Sıncık demedim. <gülüyor> Şincik. <gülüyor> Şincik yörel bir kullanış. <laughs> Şincik yöne, yörel bir kullanış. yerel az. Adile çok mutlu oldum. Sağ ol. Var Sağ ol. Sağ Evet. Cevaplar gelmeye başladı. B diyorlar. A. A diyen de var. Ooo. Hatice diyor ki şincik Nide'de de kullanılıyormuş. O B diyen de var. Şimdi çözelim soruyu. Öğretmen bir yere su dolduruyor. Öğrenciler gözlemliyor. 5. dakikada e, 200 mililitre, 10. dakikada 400, 15. dakikada 600 mililitre olarak ölçülüyor. Diyor ki musluğun altına dereceli silindir koyduğumuz andan 20 dakika sonra şunun bir altını çizeyim de rahat rahat bir görün. Sonra ölçüm yapılsaydı yapmamışım. Yapılsaydı gelecek bu. Ne kadar yükselirdi diyor. Ee, bu nedir? Geleceğe yönelik olduğu için tahmindir. Hatırlayın gençler. Geleceğe yönelik şeyler tahmindir. Olmuş bitmiş olaylar neden olmuş? Geçmiş olaylar neden olmuş? Sonuç çıkartmaydı. Bunlar ise geleceğe yönelik tahmin değil. Bakayım kimler doğru bilmiş. Zine kalkan diğer bütün arkadaşlarına kibarca fırça atıyor. Tabi esprili bir dille. Hocam diyor olmuş bir şey değil ki diyor. Olacak bir şey ya diyor yani. Ben tabi öyle demiyor orada. Onun yazısını seslendirdim ben. <laughs> Zine itiraf et. Kalbinden o ses geçti değil mi? Ben de ses, yazdıklarını seslendirdim. İki. Bir öğrenci Ankara'da üç gün süreyle güneşin batma saatlerini annesinin yardımıyla inceliyor. Güneşin sırasıyla 19.00, 19.02, 19.05 saatlerine battığını tespit ediyor. Öğrenci her geçen gün güneşin daha geç saatte batmasından yola çıkarak ertesi gün daha geç saatte batacağını düşünüyor. Bu olayda öğrenci annesinin kullandığı bilimsel süreç becerileri hangileridir diyor. Bu sefer herkesten doğru cevap bekliyorum. A diyen var, E diyen var, C diyen var ama genelde A. Şimdi bir kere şurada hiç kimse itiraz etmez. Bence burada Güneşi izliyorlar, bu gözlem yapma. Buraya kadar, diğerleri gitti. Tamam mı? Ha, Ali çakıcı şimdi diyor. Hocam diyor geleceğe yönelik diyor bu geleceğe yönelik tahmin diyor. Ya artık diyor arkadaşlar, ertesi gün diyor ya diyor. Ertesi gün saat kaçta batacağını tahmin ediyor ne olur? A olur. Ya çok basit. Geleceği tahmin etmek tahmin. Geçmişte olan şeyler neden böyle oldu? Sonuç çıkartmak, ders çıkartmak. Halide Çakıcı da diyor ki vallahi sizin seslendirdiğiniz gibi söyledim kalbimden diyor. Üç. Bu biraz doğru bir soru ama güzel. Bunu da çözersiniz. Bir kitapta kuşların gaga ile ilgili, beslenme biçimleri arasında ilişkiyle ilgili aşağıdaki metin yer alıyor. Okuyun metni. Bu metni okuyan ve görsellerden görsellerle destekleyen bir okul öncesi öğretmeni daha sonra öğrencilere bir kuş resmi göstererek nasıl besleniyor olabileceğini sorar. Bu soru ile sınıflama, hipotez kurma, sonuç çıkartma bilimsel süreç becerilerinden hangilerini kullanmıştır? <laughs> Genelde Denizli deniyor. Aferin. Arkadaşlar burada kuşların gagalarının bir kısmı işte uzun, bir kısmı künt demek bir sınıflamadır. Sınıflama kesinlikle var. Hipotez kurmak hiç alakası yok burada. Hipotez yok. Gözlem var zaten. Gözlem deseydi doğru olurdu. Bir de sonuç çıkartma var. Neden? Ha gaga yapılarından hareketle şöyle düşünüyor. Bu uzunsa burada da yazıyor zaten. Bunlar Balık avlıyor olabilir. Külç ise şöyle. ha bununki uzun. O zaman bu balık çıldır diye bir sonuç çıkartıyor. Doğru cevap da denizlidir. Eda diyor ki ama hocam batmasından yola çıkarak dediği için sonuç çıkartmıyor. Aa hocam oraya takılırsan eee yok. Ya şey kullan Eda. Gel, yani orada öncesinde söyledik. Batmasından yola çıkarak bir lafı belirleyici değil. Ertesi günü veya nereyi yapıyor o önemli. Dört numara diyor ki bu öğretmenlerin uyguladıkları etkinliklerin alanları nedir diyor. Bir öğrencilerini şehirde yeni açılan planetaryuma götürüyor hayvanat bahçesine götürüyor falan filan. Ah, burada hiç yanlış yok. Herkes A demiş. Planetaryuma derste gezegenleri gösteren şey demiştik. Bu planetaryum dünya ve uzay. Hayvanat bahçesi yaşam burada batma yüzme de sıvıların kaldırma kuvveti fizikle alakalı. Fiziksel bilim. Herkes zaten bir şey. Aferin Gülşah. Beş. Diyor ki fen öğretiminde kullanılan yaklaşımlardan birisi de buluş yöntemidir. Bu yöntemde doğal yaşam durumlarından hareketle öğrencilerin genellemelere ulaşması amaçlıdır. Buna göre öğrencileriyle buluşa dayalı bir fen etkinliği yapan öğretmenin aşağıdaki hangisini yapması uygun olmaz diyor. Alalım cevapları. <laughs> Aferin. Herkes doğru cevap vermiş. Tümden gelimsel öğrenme süreci tasarlaması olamaz. Çünkü tümden gelim sunuşa dayanır. Tüme varımsa buluşsa tüme varıma dayanır. Beşe e dedik. Altı. Okul öncesi eğitimde zaman zaman gösteri deneyleri kullanılabilir diyor. Aşağıdaki hangisi gösteri deneyi yaklaşımı ile ilişkilendirilemez. Bugün konuştuk gösteri deneylerini. Gösteri deneyinin diğer adı da demonstrasyondur. Demonstrasyondur. <laughs> Vallahi özür dilerim. Çok öksürdüm. Bursa'da bu baharda çok polen var. Bende de alerji varmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, polen alerjisi. Şimdi B diyen var. C diyen var. Bakalım. B ve C. Gülşah sen ne diyorsun Gülşah? Gülşah C dedim diyor öğretmenin deney öncesi ve deney sırasında kazanımı anlatması olur. Beşe yaklaşımı ile uyumlu olması olmaz be kardeşim olmaz olmaz. Anlamlı öğrenme yaklaşımı ile uyumlu olması olur. Tehlikeli olaylarda öğrenci için riski ortadan kaldırması doğru. Öğrencilere gözlem ve tahmin fırsatı sağlaması. Şimdi gençler bence kolay soruyu zorlaştırmışsınız. Bu soru bence kolay. Neden? Şimdi bakın. Anlamlı öğrenme, anlamlı öğrenme eşittir sunuş stratejisi. Peki, beşeye ne? Beşe yapılandırmacı ve buluş. Ya ben buluş yapıyorsam, bakın şimdi ben buluş yapıyorsam, buluş yapacağım diyorsam, beşe kullanabilirim. Ama 5 içinde hadi buluş yaptıracağım çocuklara buluş yaptıracağım ondan sonra da deneyi ben yapıyorum sadece gösteriyorum böyle bir şey olabilir mi? O zaman buluş demeyeceksin 5 demeyeceksin 5 Beş, 5e zaten buluşlu olur sunuşlu olmaz ki çocukların kendisini yapması lazım ya. Yani. ÖYT derslerinden hatırlayın ÖYT derslerinden bir hatırlayın. 5 de 5'e deki. Aa bak bu kadar laf anlatıyorum. Şengül Şensoy birinci. Ya Allah razı olsun diye başka bir şey. Ya hocam diyor çok laf anlatıyorum diyor. Ben sana kelimeyi söyleyeyim diyor. Şengül diyor ki hocam 5'e de keşfetme var diyor. Öğretmen gösteri deneyi yaparsa çocuk neyi keşfedecek Allah aşkına diyor. Şengül vurdu. Füze attı. Konuyu dipten bitirdi. Teşekkür ederim Şengül. Ya bazen böyle öğrenciler öyle bir şey söylüyor ki benim 10 tane cümlem yerine bir cümle her şeyi bitiriyor. Ne diyorsunuz Şengül haklı mı? Tekrar söylüyorum Şengül söylüyorum. Gösteri deneyinde yaparsan diyor 5 şeyde de keşfetme var diyor. Neyi keşfet ya diyor. Sen yapıyorsun zaten diyor. Çok güzel bir çözümlemeydi Şengül'ünki. Geçtik. Devam ediyorum. Bitireceğim hemen. <laughs> Fen eğitimin saatinde okul öncesi öğretmeni Caner Bey yukarıdaki çalışma yönergesiyle ve çocuklara konuşarak yaptırmıştır. Yukarıdaki çalışmada oluşturulan sonuçlar aşağıdaki hangisiyle daha çok ilgilidir? Mesela diyor ki bu ne? Bu giysi. Diyor çocuk. Bu ne? Bu diyor hayvan. Kedi ama hayvan grubuna girer bu diyor. Bu çiçek ama bitki grubuna girer bu diyor anaokulu için güzel bir etkinlik. Bu ne? D diyen var, A diyen var. A'da özdeşlik kurma. Hayır, özdeşlik aynılık tıpkılıktır. Tıpa tıp aynılıktır. Bitkiyle bu özdeş değil. Bitki daha geniş bir dünyadır. Şekiller de içine alır. Ama bu kavramsal ilişkilendirmedir. Bunu kavram olarak neyle ilişkilendirecek? Bu kavram olarak bitki mi, hayvan mı diye doğru cevap da D'dir. Genelde de doğru bilinmiş. Geçtik. 8. Okul öncesi eğitimde bilimsel süreç becerileri çoğunlukla kavram öğretimiyle beraber kullanılır. Böyle bir etkinlikte aşağıdaki düşünme becerilerinin hangisi merkezi önemdedir? Herkes doğru söylüyor. Herkes A diyor. Karşılaştırma ve sınıflama diyor. Biz mesela hayvan, bitki, efendim kırmızı, mavi derken karşılaştıracağız. Bunlar maviler, bunlar beyazlar, bunlar siyahlar, bunlar kediler, bunlar hayvanlar diyeceğiz. 9. Fen öğretiminde kullanılan metotlardan birisi de ispat doğrulama yaklaşımıdır. Bu yöntemde öğretmen anlamlı öğrenmeye dayalı ilke ve genellemeleri kendisi açıklar, anlatır. Daha sonra öğrencilere bu söylenilenlerin doğruluğunu görmeleri için deney yaptırır. Ha, beraber de yapabilirler demiştik derste. Fen bilimi etkinlik çalışmalarında tümden gelime dayalı ispat doğrulayıcı yaklaşım deneyi yaptıran bir okul öncesi öğretmeni bilimsel süreç becerilerinden ölçme, gözlem yapma, karşılaştırma alt bileşenlerinden hangilerine katkı sağlayarak öğrencilerin bu süreçleri geliştirmesini sağlayabilir diyor. Aferin. Herkes E diyor. Öğrenciler bu deneyi yaparken ölçme yapabilir, gözlem yapabilir, karşılaştırma yapabilir, hepsini yapabilir. Ama sonuç çıkartma deseydi o olmazdı çünkü sonucu zaten baştan veriyor. Ama bunların hepsi olur. Keşif deseydi mesela olmazdı. Bu uzun bir soru. Bir on numaralı sorumuz. Okul öncesi öğretmenin derse merak ettiği iki soruyu sıralayarak başlamıştır. Öğrenciler soruları tartışmıştır. Ardından öğretmen aşağıdaki sözlü yönergeyi adım adım ve öğrenci algısına uygun hızla vererek uygulatmıştır. Uygulama sürecinde motor becerileri öğrencilere yardım etmiştir. Çünkü yapamazlar çocuklar. Bir kaba <laughs> pardon bir kaba bardağın yüksekliğinden daha fazla su koyalım. Su bardağının dibine bantla pamuk yapıştıralım. Su bardağını ters çevirip kabın dibine kadar bardağı bastıralım. Gözlemlerimizi konuşalım, hatırlayalım. Şimdi dersin başından başındaki soruları tekrar konuşalım. Bu çalışma aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir diyor. Anladınız çalışmayı. Bu çalışma bir inceleme süreci öğretmen tarafından yapılandırılmıştır diyor. Deney süreci öğretmen tarafından uygulanmıştır diyor. Tahmin ve çıkarımı hem soran hem de cevaplayan öğretmendir diyor. Öğretmen merkezidir diyor. Sonucun önceden belli olduğu deney türüdür diyor. Deney tasarımında öğrenciler hazırlamıştır diyor. Ne dersiniz? Hangisi? <laughs> Aferin. Hemen çözüyorum ben. A'dır bunun cevabı. A'dır bunun cevabı. Deney tasarımını öğrenciler yapmamış. Öğretmen yapmış. Sonuç önceden belli değil. Çıkarımları soruyor ama cevabını öğrenciden istiyor. Öğretmen tarafından uygulanmadığı zaten orada yazıyor. Bir inceleme süreci öğretmen tarafından yapılandırılmıştır. Yani ipuçları vererek yapılandırmış araştırma sorgulamadır. Onun için sorumuz bitti. <laughs> Özür dilerim. Bugünlük bu kadar efendim. Çok soru çözerken zevk aldım. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ee, bence bu soruları ben videolar yükleyeceğim. Siz de çözün. Arkasından da ay Murat Hoca nasıl düşünmüş burada, ay bence nasıl olmuş, vay nasıl oldu diye zor sorularda kahve yapın, kendinize için Aa, ben kahvelik soruyu bildim deyin. Böyle neşeli öğrenmek lazım. Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.